Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü remiz. Çok yerlerde dediğimiz gibi bir padişahın sultan, halife, hakim, kumandan gibi muhtelif ünvanlar ve sıfatlardan neşet eden muhtelif ayrı ayrı devaili teşkilatı, teşkilat daireleri olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının had ve hesaba gelmez türlü türlü tecelliyatı vardır. Mahlukatın tenebbürleri nevi nevi ayrı ayrı çeşitlere ayrılmaları ve ihtilafları o tecelliyatın tenebbürlerinden ileri geliyor. İşte her kemal ve cemal sahibi fıtraten cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca o muhtelif esma dahi daimi ve sermedi oldukları için daimi bir surette zat-ı akdes hesabına tezahür eder isterler. Yani nakışlarını görmek isterler. Yani kendi nakışlarının aynelerinde cilve-i cemallerini ve inikası kemallerini görmek ve göstermek isterler. Yani üçüncü bir tefsir ve izah açıklıyor. Yani zat-ı akdes hesabına esma-i ilahiyenin tezahür etmesi ne demek? Nakışlarını görmek istemeleri ne demek? Bu nakışların aynelerinde cemalin cilveleri, kemalin akislerinin görüp göstermek nedir? Tekrar açıklayayım. Yani kainat kitab-ı kebirini ve mevcudatın muhtelif mektubatını anen fe anen tazelendirmek. Amda. Yani yeniden yeniye manidar yazmak. Yani bir tek sayfada ayrı ayrı binler mektubatı yazmak. Ve her bir mektubu zat-ı mukaddes ve müsemmâ-i akdesin nazar-ı şuhuduna ishar etmekle beraber bütün zişurun nazar-ı mütalasına göstermek ve okutturmak iktiza ederler. Bu hakikate işaret eden şu hakikatli şiire bak. O sözlerdeki şeyi şimdi burayı okusak mı yani? Tabii ya. Yani orayı izah edinden. Öyle değil mi? Yani şu son cümleyi, burayı tekrar okuyayım. İşte her kemal ve cemal sahibi fıtraten cemal ve kemali görmek ve göstermek istemesi sırrınca o muhtelif esma dahi Cenab-ı Hakk'ın isimleri mesela Cemil ismi, Kahir ismi, Sabur ismi, Şetur ismi vesaire, Mennan ismi, Hannan ismi daimi ve sermedi oldukları için daimi bir surette zat-ı akdes hesabına tezahür isterler. Yani nakışlarını görmek isterler. Yani kendi nakışlarının aynalarında cilve-i cemallerini ve inikası kemallerini görmek ve göstermek isterler. Yani kainat kitab-ı kebirini, kainat büyük bir kitap ve mevcudatın muhtelif mektubatını alen fe alen tazelendirmek, yani yeniden yeniye manidar yazmak, yani tek sayfada ayrı ayrı binler mektubatı yazmak, devamı bu bunun ve her bir mektubu son tefsirdir bu. Zat-ı mukaddes ve müsemmâ-i akdesin asıl maksat bu. Nazar-ı şuhuduna ishar etmekle beraber bu bir, bütün zişurun nazar-ı mütalasına göstermek ve okutturmak iktiza ederler.
Bu son. Cümleyi üst hastaları değişik yerlerde izah ediyor da, fakat burada haşiyede de güzel bir izah yapıyor. Ne demek? Okudum. Tılsım kainat. Ya tılsım-ı kainat bu. Evet. Kur'an-ı Kerim var mı? Hayır. Ağabeyim olmaz olur mu? Yani her cümlesi bir ayetin veya hadisin manası da bazen böyle şey yapmak nurlan yani hakikaten böyle acaba bir edebiyat yapıyor da bazı cümleleri mi yazıyor öyle değil yani hakikaten. Ya edebiyat gibi yazıyor. Öyle değil yani. Yani o. Yani öyle yazıyorlar her şeyi. Yani. Öyle değil yani hakikaten. Doğru edebiyatta da zirvede de. Yani orada da şimdi... Şey ya değil mi? Ama... Biraz mana ya, ya o çok mühim demek yani. Mananın şeyinden değil mi? Evet. Zaten güzelliğinden kelam da güzelleşmiş. Kelam da güzelleşmiş. Ayrı mesele o. Yani ona bir şey dediğimiz yok. Ama mesele çok farklı. Mesele çok farklı hakikaten. Şu yani sure-i Müminun'un sayfasında aklıma gelen kısmı çok da Subhanallah. Her taraf öyle de. Kusura bakmam gerekiyor ama. Geceler uzun değil mi? Elhamdülillah. Hacı Hulusi abi de bu tarzı takip ederdi. Sizin bu ayet aramanızı. Estağfurullah. Aynı şeyi takip ederdi. Elhamdülillah. Şimdi bakın, yani o olmadı, bu olsun. Yani çok, misalimiz çok. Sure-i Mü'minun'dakini, yani bir tane. Şimdi, insanın yaratılışını bahsediyor abi. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. Yani biz, sizin üzerinizde de 7 tane ayrı ayrı yollar fark ettik. 7 semavat olarak. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْكِ غَافِلِينَ. O aklıma gelen سُنْعَ اللّٰهِ الَّذ۪ي اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ayet kerimesi. Onun devamı yani evvelen de bizzat biz kendi yarattıklarımızdan gafil değiliz yani. Demek önce bizim nazarı şuhudumuza geliyor. Yani ya tevbet. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَلْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. Ayet kelime devam ediyor. Yani semadan belli bir ölçü ve plan çerçevesinde. Yağmur denilen rahmeti indirdik peyderpey. Onu yeryüzünde iskan eder. İskan. İskan da ayrı hadise. Allah korusun yani o yağan yağmur birleşerek bir gelirse ne olacağı belli değil. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. Onu istediğimiz takdirde götürmeye de kadiriz. Ayet devam ediyor. Yani sure devam edip gidiyor. Hepsinin sonunda da yani biz yapıyoruz ama haberdarız. Farkındayız. Neticelerini biliyoruz. Yani bu manada o nazar-ı şuhud meselesine yani ona dikkat çekmek için. Yani hakikaten وَمَا كُنَّا عَلِي خَلْقِ غَافِلِينَ. Yani biz bu kainatı yaratıyoruz, mahlukatı yaratıyoruz. Onun güzelliklerinden, neticelerinden, meyvelerinden veya onlara karşı şükürsüz davranmalardan yani takip ediyoruz her meselesini. Yani devamlı nazar-ı şuhudumuzda. Hakikaten nazar-ı şuhudumuz. Yani o bir misal olsun diye sadece. Şimdi halkadan halis mahluk onu bilmez mi? İşte o ayet-i kerimenin manasıdır bu. Ya. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Halk eden halik mahlukunu bilmez mi? Şimdi o manada okuyoruz. Şey yaptık ama uzattık ama. Evet. Her şeyin vücudunun müteaddit gayeleri. Bir şey yaratıldı, yapıldı. Çok gayeleri var. Ve hayatının müteaddit neticeleri var. Ehli dalaletin tevehüm ettikleri gibi dünyaya nefislerine bakan gayelere münhasır değil. Öyle olsa çok şeylerin vücuda gelmesinden dolayı üzülmek lazım. Ta abesiyet ve hikmetsizlik için işin içine girebilsin. Belki
her şeyin gayatı vücudu, vücudunun gayeleri ve netaici hayatı, hayatının neticeleri üç kısımdır. Üstad bunu işte biraz önce özetledi. Birincisi ve en ulvisi, saniyine bakar ki o şeye taktığı harika-i sanat mürassaatını şahidi ezelinin nazarına resmi geçit tarzında arz etmektir. Subhanallah. Çok güzel bir tespit değil mi? Ki o nazara, Cenab-ı Hakk'ın nazar-ı şuhuduna bir an seyyale yaşamak kâfi gelir. Hani o resmi geçit için günlerce hazırlık yapılıyor, 2 dakika geçiyor bitiyor. Dünyevi sultanlar öyle olursa, Cenab-ı Hakk'ın nazarına bir anı seyyale kâfidir. Belki vücuda gelmeden bir kuvve, niyet hükmünde olan istidadı yine kâfidir. Bunu da malumunuz, her meyvenin çekirdeği ağaç olmuyor ya bir fiil. bunlar hikmetsizlik olmuyor mu? Hayır, hayır. O da nazar-ı şuhudunda. İşte seri-ü zeval, hemen zevale mahkum olup giden masluat ve vücuda gelmeyen, yani sümbül vermeyen birer harika-i sanat olan çekirdekler, tohumlar şu gayeyi bir tema bir hal etmiş. 10.000 tane çekirdeği var. Bu karpuzun ne lüzumu? Bu neticeyi veriyor. Allah Allah. Faydasızlık ve abesiyet onlara gelmez. Demek her şey hayatıyla, vücuduyla, saniyenin mucizat kudretini ve asar sanatını teşhir edip, yani nazar-ı şuhutla beraber bu Sultan-ı Zülcelal'in nazarına arz etmek birinci gayesidir. Şimdi aynı zamanda nazar-ı şuhuduna arzım hikmetini de açıkladı. Ona da dikkat etmek lazım. Tekrar ediyorum. Demek her şey hayatıyla, vücuduyla, saniyenin mucizat kudretini, arzın sebebi buymuş. Ve asar-ı sanatını teşhir edip Sultan-ı Zülcelal'in nazarına arz etmek birinci gayesidir. İkinci kısım, gaye-i vücut ve neticeyi hayal, zişura bakılır. Yani her şey Sani-i Zülcelal'in birer mektubu hakaik nüma, hakikatler ifade eden mükemmel birer mektup. İlimler şu anda onları mütalaa etmekten hayran durumdalar. Birer kaside-i letafet nüma, letafetler gösteren kaside. Birer kelime-i hikmet eda. Allah, kudretin kelimeleri. Ama hikmet dolu kelimeleri. Hükmündedir ki, melaike, cin ve hayvanın ve insanın enzarını arz eder. Şunu dediği de bu. Nazarlar naz eder. Mütalaya davet eder. Fanzur, kulsiru fil arz. Hep bu ayetler bu mana için. Şimdi Kur'an-ı Kerim hakikaten, onun için ben her zaman abi diyorum ki kardeşlerimize, biz gerçi yapamıyoruz her zaman da, günde mutlaka ne edip edip en az yarım saat sabır okumak lazım. En az 15 dakika, yarım saatte Kur'an-ı Kerim onun arkasından okumak lazım. O ayetlerdeki kitaplar, ayetin insanın elinden tutup kainat kitabını gezdirmesi, müthiş mana kazanır. Hakikaten insan doyuyor böyle. İşte onu diyor. Demek ona bakan her zişura ibret nüma bir mütalaa yaptı. Maşallah. Demek üstadım öyle mi? Ya. Ben dedi yemin ediyorum. Bak o ağaçları. 10 sinemadan 20 sinemadan tiyatrodan daha ziyade nefsim haz alıyor kendim. Bir de o meyveler var ya, evde ta vuruyor da böyle. Yani çürümeyelim mi değdirildi insanlara. Ben de kardeşlerim, 100 yemekten daha ziyade bunların temaşasından lezzet alıyorum. İşte Kur'an-ı Kerim bu mütalayı yapamadığımız için hep ikaz ediyoruz. İkaz ederken de, bakınız, yani efelen tutsuruyu çok az kullanıyoruz. Yani yer al ve ağa kelimesini.
yahu biraz akıl idrak edip de bakmaz mısınız ya? Sizin nazarınıza takdim ediliyor. Görmez misiniz ya? Sure-i Mülk işte. Baştan başa bunlar da bu. Sure-i Mülk'ü biliyorsun. Ya acaba ne ki? Baştan başa. Bakın bir tanesi söyleyelim mi yani hakikaten? Ne zararımız var sanki? Hakikaten. Yani bir tanesini söyleyelim. Yahu diyor ayet-i kerimeye bakınız. اَوَلَمْ يَرَوْ اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَحْمِلِينَ. Yani üstlerindeki semada dönüp dolaşan küçücük uçaklar gibi hareket eden saf saf bölük bölük sanki semada bir hava filosu gibi hareket halinde olan istedikleri an filoyu semaya da durduran şu kuşlar tayfesine akıl gözüyle bakmazlar mı? Ayet-i kerime. Allah Allah. مَا يُمْسِكُونَ اِلَّا الرَّحْمَانِ. Binlerce küçük uçaktan teşekkür eden o hava filosunu havadayken durduran Rahman olan Allah'tan başkası değil ya. Düşünmezler mi? اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Demek onları yaratan bütün ahval ve şeraitlerini de her an görüyor, takip ediyor. Yani bunu okuduğumuz için bu sureyi çok. Hep bu. Üçüncü kısım. Gaye-i vücut ve netice-i hayatı her mahlukun o şeyin nefsine bakar ki tenezzüz ve tenezzüh ve beka ve rahatla yaşamak gibi cüz'i neticelerdir. Misal veriyor. Misal de okuyalım değil mi abi? Mesela azim bir sefine-i sultaniyede yani bu üç gayeyi okuma anlamak için önemli bir misaldir bu. Büyük bir sultani gemide bir hizmetkarın dümencilik ettiğinin gayesi. Dümenci biliyorsunuz değil mi gemide? Sefine itibariyle yüzde birisi kendisine ücret-i cüziyesine ait. Dümencinin vazifesinin kendisine bakan tarafı ne kadar? Ayda 10 milyon maaş. Peki 99'u sultana ait olduğu gibi her şeyin nefsine ve dünyaya ait gayesi bir ise saniyine ait 99. İşte bu taaddüdü gayettandır ki bir mahlukun bu üç ayrı gayelere bakmasındandır ki birbirine zıt ve münafi görünen hikmet ve iktisat, cud ve seha. Allah Allah. Ve bilhassa nihayetsiz seha ile sırrı tevfiki şudur ki burası anlaşıldı değil mi? Hem Cenab-ı Hak nihayetsiz hikmetle hakim ismine, hakim ismi var hem de diğer tarafta da iktisat manası var. Muhtesif bir ismi de Cenab-ı Hakk'ın var. Bir de cömertlik var. Yani hakimle cömertlik. Yani bu yavru karpuzun içinde 5 çekirdek tamam yani. Bazen 500 çekirdek var. Onun hikmeti şudur ki Allah Allah. Birer gaye noktayı nazarında cud ve seha hükmeder. Birer gaye. Bolluk yani. Ha. İsmi cevap tecelli eder. Özellikle birinci gaye. Meyveler, hubuklar, o tek gayeyi noktayı nazarında bir gayri hesapsızdır. Nihayetsiz cudu gösteriyor. Fakat umum gayeler noktayı nazarında üçünü de hesaba kattığımız zaman o zaman hikmet hükmedir. İsmi hakim tecelli eder. Bir ağacın ne kadar meyveleri var? Belki her meyvenin o kadar gayeleri vardır ki beyan ettiğimiz üç kısma tefrik ederiz. Şu umum gayeler nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı gösteriyor. Kesinlikle hikmetsizlik yok. İktisatsızlık yok. İsraf yok. İsraf yok. Zıt gibi görünen nihayetsiz hikmet, nihayetsiz cud ile seha ile içtima ediyor bir araya geliyor. Mesela, bu da çok güzel bir şey. Asker ordusunun bir gayesi temin asayiştir. Asayişi temin. Ama bugün anarşi olmadı. O zaman askerleri terizir. Olur mu ya? Bir savaş çıktığında harbe gitmeleri tersine bedel. Şimdi asker ordusunun bir gayesi temin asayiştir. Bu gayeye göre ne kadar asker istersen var. Ve hem pek fazla gir. Kafi, pek fazla. Fakat hıfz-ı hudud, sınırları korumak ve mücahede-i ada, düşmanlara karşı cihad etmek gibi sair vazifeler için bu mevcut ancak kafi. Ama sırf dahili asayiş olursa az.
kemal-i hikmetle muvazenededir. İşte hükümetin hikmeti haşmet ile içtima ediyor. O halde askerlikte fazlalık yoktur denilebilir. Uzattık ama fakat o noktadan sonra şimdi şu beyti okuyabiliriz. Bu hakikate işaret eden şu hakikatli şiire bak. Kitab-ı alemin yaprakları enva-ı namadu. Şu alem bir büyük kitap. Ama bunun yaprakları hem sayılamayacak kadar çeşit çeşit neli neli. Huruf ile kelimatı dahi, hani kitab-ı kibir kainat ya, harfleri kelimeleri de efrad-ı namadı. Hudutsuz fertlerden teşekkür ediyor. Yazılmış destgâh-ı levh-i mahfuz-u hakikatta mücessem lafz-ı manilerdir. Mutlaka bir mana ifade eden bir lafızdır. Alemde her mevcut. Bunu tekrar okuyorum. Kitab-ı alemin yaprakları enva-ı namahdu madur. Huruf ile kelimatı dahi efrad-ı namahdu. Yazılmış destgâh-ı levh-i mahfuz-u hakikatta mücessem lafz-ı manilerdir. Alemde her mevcud. Teemmel sutural kainati fe inna minel meleyin e'le ileyke rase ilu. Düşün, tefekkür et kainat kitabının bütün satırlarını. Zira şu kainat kitabında yazılan her satır meleği âlâ olan yücelerden, yani Cenab-ı Hak'tan sana gelmiş birer mektuplar zümresinden ibarettir. Ya. Gelmedi misafirler? Bunu da okuyalım değil mi? Allah'a uzatmadık değil mi? Arkadaşlar görseniz daha seyirde başladılar. Bizimki hiç mukaddemeydi. Estağfurullah. Daha seyirde değil mi? Allah'a çok uzattıysak. Yok, tamam. Bunu da okuyalım. Bu da gelsin ya. Sizin usulcan olsun abi. Ayağa kalk, fırla ayağa. Fırla, kalk. Şeyde, malum ya, yani nazara, bir şey nazar diyor ya. Sanki mesela yapacak da öyle ya. Mesela bir arayette bir sinek. Ya da sineğin bir kadarı. Sadece Cenab-ı Hak, bütün isim ve sıfatlarıyla bu sinekler, tek o sineğe nazar etmiş de onu yapmış gibi yani. Çünkü bölünmüyor ki derler, değil mi? Aynı ihtimamla yani içinde. Çok inayet oluyor. Ha, inayet öyle. Delili bu işte. Ha, değil mi öyle? Her şey sadece yalnız o varmış gibi yani. O kadar da şimdi de bu değil Teala. Şimdi bize bile, ya şimdi adam cansızlığında bir tablo yapıyor da asıl sergiyemezden milletin temaşasından haz alıyor yani. Geldi de haz alıyor ya. Halbuki Suri, kendi yaptığımız o güzel kuruluyla bir şey var ama ben hep kudret ilahiyenin şeyinden yanıldı şimdi. Şimdi Cenab-ı Hak biz de yarattık ya her şeyde. Her cihette sahibi Allah. Bir çekirdekteki var ya o şey, yani yaşama bulmasa bile ondaki manevi sanata, yani sen de yalnız ona bakıyor musun da öyle bu şey haz alıyor yani. Biliyor musun? Mukadder şey var. Yani bu ağabeyin izah ettiği nokta çok mühim. İnayet delili bu biliyorsunuz. Kainatta ekmel nizam içerisinde her şeyde riayet-i masalih ve hikem diye tarif ediyoruz. Yani inayet delili biliyorsunuz yardımdan geldiği gibi yani Cenab-ı Hak her şey üzerine itina dahi gökten geliyor. Yani bütün esma ve sıfatıyla sanki o mevcuda, o çeşitliğe itina göstermiş ya. Acık bir şey. Bazen öyle diyorum. 10 ekmekten birinde tuz bebekleri çıkıyor. 5 domatesin birinde de yahu çamurda olduğu için gübre girmiş. Öyle yok ya. 5. İki nüktedir. Birinci nükte. Madem Cenab-ı Hak var, her şey var. Madem Cenab-ı Vacib-i Vücud'a intisap var, her şey için bütün eşya var. Bu cümleyi ezberlemek lazım. Ya, bir bakıyorsun, gayet böyle havalı abi. Ne oldu?
Bey diyor işte başbakan benim dayımın bilmem nesi de veya dedem bakan da veya genel müdür de bilmem nedir. Üstad bu manayı iman bir sattı diyor ya. Ehl-i imanın buna çok ihtiyacı var. Tekrar ediyorum. Madem Cenab-ı Hak var, her şey var. Madem Cenab-ı Vacı bir vücuda intisap var, her şey için bütün eşya var. Çünkü vacı bir vücuda nispetle her bir mevcut bütün mevcudata vahdet sırrıyla bir irtibat kurar. Çünkü saniye bir. Öyle ne diyoruz abi? Pirenin midesini tanzim eden manzume-i şemsiyeyi dahi o tanzim ediyor. Bir çekiş meselesi vardı bir de. O neydi? Neyse. Aynı anda zerreye, aynı anda küreye vuruyor. Cenab-ı Hakk'ın usta iş başında. Söyle, evet. Aynı anda çekici zerreye, aynı anda küreye vuruyor. Kim usta? Cenab-ı Hakk. Yani usta iş, evet o cümleyi okuyalım. Bazı şeyler var ki abi. Eksik kalıyor. Kırmızı hocam dedi ki yok mu hatta sağ olun namus ilerdi. Elhamdülillah. Bir derece. Biz zayıf diyoruz yani. Şey demeyin mi abi? Saniye alem olan şu kainat. Burayı dinlemek lazım. Evet. Saniye alem olan şu kainat ustası İş başında olarak şems ve kameri hangi şekilde yerlerine takıyorsa aynı şekilde aynı zamanda zerreleri aynı anda zerreleri yerlerine mesela zihayatların göz bebeklerinde yerleştiriyor. Semavatı hangi ölçüyle hangi manevi alet ile tertip edip açıyorsa aynı anda aynı tertip ile gözün perdelerini açar, yapar, tanzim eder, yerleştirir. Hem Saniye Zülcelal manevi kuvvetin hangi manevi çekiciyle yıldızları göklere çıkıyorsa aynı o manevi çekiciyle beşerin simasındaki hadsiz alamet-i farigo noktalarını ve zahir ve batıl duygularını yerlere nakşediyor diye ifade eder. Demek o Saniye Zülcelal iş başında işlerini hem göze hem kulağa göstermek için ayat-ı Kur'aniye ile bir çekici zerreye vuruyor. Aynı ayetin diğer kelimesiyle o çekici şemse vuruyor. Merkezine çıkar gibi ulvi üslub ile vahdaniyeti aynı ehadiyet içinde ve nihayet celali nihayet cemal içinde ve nihayet azameti nihayet kafa içinde ve nihayet müs'ati, nihayet dikkat içinde. Ve nihayet haşmeti, nihayet rahmet içinde. Ve nihayet budiyeti, nihayet gurbiyeti içinde gösterir. Muhal telakki edilen cemmi ezdadın en uzak mertebesini, vacip derecesindeki bir suretini ifade eder, ispat edip gösterir. İşte bu tarz ifadesi ve üslubudur ki, en halk edipleri belagatine secdettiriyor. Ahmet'e kunduz da secdettiriyor. Burayı baştan alıyorum. Madem Cenab-ı Hak var, her şey var. Madem Cenab-ı Vacı bir vücuda intisap var, her şey için bütün eşya var. Çünkü vacı bir vücuda nispetle her bir mevcut, bütün mevcudata vahdet sırrıyla bir irtibat peydah eder. Demek vacib-ül vücuda intisabını bilen, ona intisab ettiğini bilen veya intisabı bilinen her ve bir mevcut, ister biz şahsımız, ister dağda taşta kuruyor gördüğümüz otlar bile vacib-ül vücuda mensup bütün mevcudatla münasebettar olur. Böyle iman eden insan dünyada ümitsiz diye düşer. Onun için ümitsiz olmamış iş. Demek her bir şey o intisak noktasında hadsiz envar-ı vücuda mazhar olabilir. Firatlar, zevaller o noktada yoktur. Ya aşallah. Bir anı seyyale yaşamak
hadsiz envar-ı vücuda medar ve vesiledir. Eğer o intisap olmazsa ve bilinmezse, Allah'a intisap bilinmezse, hadsiz firaklara, zevallere ve ademlere masraftır. Niye? Çünkü o halde alakadar olabileceği her bir mevcuda karşı bir firakı, bir iftirakı ve bir zeval var. Oğlunu seviyorsun, ölecek ayrılacak, yesen öleceksin. Neyi sevsen ya o senden ya o sen. Öyle telakki eder. Ama Allah'a intisap ettin mi? Dünyayı yaratan da o, ahireti yaratan da o. Bir ev bura, asıl ev ora. Ya acip. Öyle telakki ediyor. Ya öyle telakki ediyor. Yoksa öyle olduğundan değil. Çünkü telakki ettiğin de öyle görüyor. Öyle gör. Deme, zaten izah ediyor. Kendi şahsi vücuduna hadsiz ademler ve firaklar yüklenir. 1 milyon sene vücutta kalsa da intisapsız, evvelki noktasındaki o intisaptaki bir an yaşamak kadar olamaz. Onun için ehl-i hakikat demişler ki, bir an-ı seyyale vücudu münevver, biraz önceki vücut nurlarıyla yaşamak şartıyla bir anlık vücut ve hayat, milyon sene bir vücudu ettere, etter, kopuk demek yani. Kendi başına yaşıyor. Diğerlerinin vücuduyla alakası yok. Ettero, vücudu ettere müreccah. Zaten açıklıyor. Yani vücubu vacibe nispet ile bir an vücut nispetsiz, kopuk. Milyon sene bir vücuda müreccahdır. Hem bu sırrı için bir ki ehli tahkik demişler. Envar-ı vücud ise vacibi vücudu tanımakladır. Yani o halde kainat, Allah'ı tanırsan kainat, envar-ı vücud içinde olarak melaike ve ruhaniyat ve zişurlar ile dolu görülür. Ya, yalnız kalmazsın ki. Bir mümin kainatta yalnız değil. Bütün kainatla beraber, eğer onsuz olsa, adem zulümatları, firak ve zeval elemleri her bir mevcudu ihate eder. Dünya o adamın nazarında boş ve hali bir vahşetler suretinde görür. İşte evet, misal veriyor buna. Nasıl ki bir ağaç meyvelerinin her birisi ağaç. Yani iman ediyor ya. Ağacın başındaki bütün meyvelere karşı birer nispeti var. Ve o nispetle birer kardeşi, arkadaşı mevcut olduğundan onların adedince arizi vücutlar. İkinci derece. Ya. Ne vakit o meyve ağacın başından kesilse her bir meyveye karşı bir firak ve zeval tahsir olur, ayrılık olur. Her bir meyve onun için mağdum hükmündedir. Aslında var, vücudu devam ediyor ama bağı koptu. Harici bir zulmeti adem, hariçten bir adem zulmeti ona hasıl oluyor. Böyle bir salde. Hakikat çok zor ama kolaylaştırıyorlar. Öyle de bu maçın manayı adem. Yani büyük evliyalar bile onun uzanla çıkıyor yani. Zor. Ya. Öyle de kudreti ehadi samede intisap noktasında şimdi dikkatimizi arz edelim. Ehad ve samedi kullandı. Her ikisi de mevzuyla alakalı esma. Ehad malumuz her mahlukta bütün diğer mevcudat ve mahlukatla ustasının hani tam bir sikke-i ehadiyet var ya. Samet de bütün mahlukata ihtiyaçlarını veren zat. Yani biraz önce okuduğunuz mevzu. Semaya yıldız gözünü kim açıyorsa insan simasına da gözü o açıyor. Öyle de kudreti ehadi samede intisap noktasında her şey için bütün eşya var. Eğer intisap olmazsa her şey için eşya edince harici ademler var. İşte şu remizden. En son işte şu remizden. Remizden. İmanın azameti envarına bak. İman insana ne kadar nur veriyor. Ne kadar büyük ışıklandırıyor önünü. Dalaletin de dehşetli zulümatını gör. Demek iman şu remizde beyan edilen
hakikat-ı âliye-i nefsül emriye. Ya ünvanı. Yani nefsül emirde bu hakikat var. Ama iman bunun ünvanı. Ve iman ile ondan istifade edilir. Yani Allah'la beraber bütün mevcudat. Ya. Eğer iman olmazsa, nasıl ki kör, sağır, dilsiz, akılsız adama her şey vardır. Şimdi kör, sağır, dilsiz adama göre her şey yok diye gerçekten de yok mu? Hayır, nefs-ül emirde yüksek bir hakikat var. O da mevcudatın varlığı. Onun için. Çok hoş bir isim. Öyle de imansıza her şey vardır. Zulümatlıdır. İkinci nükte, dünyanın ve eşyanın üç tane yüzü var. Ya, şey remzi, birinci yüzü Esma-i İlahiye'ye bakar. Allah'ın isimlerine. Onların aynalarıdır. Bu yüze zeval, firak ve adet giremez. Belki tazelenmek ve tecebbüt vardır. Firaklar, ölümler, zevaller, mevcudat için bir tazelenme. Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellilerinin tazelenmesi. İkinci yüzü ahirete bakar. Alemi bekaya nazar eder. Ahiretin onun tarlası hükmündedir. Hadis-i şerif malumuz. Bu yüzde baki semereler ve meyveler yetiştirmek var. Bekaya hizmet eder. Fani şeyleri baki hükmüne getirir. Bu yüzde dahi mevcut ve zeval belki hayat ve beka cilveleri var. Üçüncü yüzü fanilere, yani bizlere bakar. Ki fanilerin ve ehl-i hevesatın maşukası. Heves ve arzularının peşinde olanların, peşinde olanların sevgisi, aşık olduğu şey. Ehl-i şuurun ticaretgahı, demek ki heves ve arzularının peşinde koşanların maşuku. Ama şuurlu insanların ticaret yeri. Ne kadar güzel ama. Vazife derlerin meydan imtihanlarıdır. O da ayrı bir mesele. Kendisinin vazifesini bilenlerin imtihan meydanı. Ama bazen imtihan olup da ne yapıldığını bilmeyenler de çok. İşte bu üçüncü yüzündeki fena ve zeval, mevt ve ademin acılarına ve yaralarına merhem için o üçüncü yüzün üç yüzündeki beka ve hayat cilveleri var. Elhasıl şu mevcudat-ı seyyale gözümüz önünde bir sel gibi akıp giden, zahirde fenaya ve zevale maruz olan mevcuda, şu mahlukat-ı seyyare, yıldızlar gibi gelip geçen, devam eden, vacib-i vücudun, envar-ı icat ve vücudunu tazelendirmek için, müteharrik ayneler ve değişen mazharlardır. Buyurun. Elhasıl, şu mevcudat-ı seyyare, şu mahlukat-ı seyyare, vacib-i vücudun envar-ı icat ve vücudunu tazelendirmek için müteharrik ayneler ve değişen mazharlardır. Evet. Elhasıl biz en son biz şair-i Mısri'nin tarzında deriz. Buyurun. Bir şair-i Mısri'nin öyle mi? Evet. Derya olunca nefes, farelenince kafes, ta kesilince bu ses, amin. Çağırırım ya hak, ya mevcud, ya hay, ya ma'bud, ya hakim, ya maksud, ya rahim, ya vedud. Ve bağırarak derim, la ilahe illallah. El-Melikül Hakkul Mubin, Muhammedur Resulullah, Sadikul Vadil Emin. Ve iman ederek ispat ederim, İnnel ba'te ba'del mevti hakkun, vel cennete hakkun, vel nâre hakkun, ve innes saadetel ebediyyete hakkun, ve innallâhe rahîmun hakîmun vedûd. وَإِنَّ الرَّحْمَةَ وَالْحِكْمَةَ وَالْمَحَبَّةَ مُحِيطَةٌ بِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَشُؤُونَاتِهَا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Bediüzzaman ve büyük zatlar bu ayeti çok kullanmıştır. Ayet-i kerimedir bu.
Şimdi hangi surede hafızınız? Yok mu kuvvetli hafız? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي هَدَانَا لِهَذَا Araf suresi. Hah, evet öyleydi. Aferin hafız. Arada sırada şey yapmak lazım değil mi abi? Şeyde değil mi bu? Hocam 8. cücüdür, sondan 7. sayfasının son ayeti. Ya. Bulduk. Subhanallah. Burası çok hoşta, onun için ben. Ben böyle üstadın bu ayeti kullandığı risalelerin sonuna geldikçe bu ayeti çok lezzetli okuduğum için eğer abi müsaade ederse yani bu ayet geçtikçe bu manayı siz de tadınca. Hakikaten. Şimdi abi ben bir şey söyleyeyim mi? Bizim köyde, böyle köyde sadece bizim bir bahçede, şimdi kalktı gitti de, şeftalimiz vardı. Eskiden Diyarbakır'ın Çüngüş kazasında şeftali, oh, oh, ya. Ben çocukluğumda ancak bir adam rüyada görürse, yani. Yok, şimdi değişti. Şimdi bizim rahmetli peder bakar ederdi. Çocukluğumda ne hatırlıyorsunuz deseniz, en önemli şeylerden birisi, o şeftali ağacının şeftali meyveleri olduğu zaman baharleyin sıkıntı çektik, bekliyoruz çünkü herkes gelip koparmak istiyor, az mı yani? Ondan sonra böyle olgunlaşıp da bir de dibine düşüp ağabey, kokusu da çevreye yayılınca ya nasıl lezzet veriyor insan? Evet. İnsan sıkıntı buyurun, çekti, evet, meyvelerini tadıyor yani. Yine hazır gelsin. Hemen. Meyvelerini tadıyor. Tam derdiniz onda geldiniz. Ya meyvelerini tadıyor. Meyvelerini tadıyor. Buraya gel. Buraya Bekir Bey. Hep gelin. Evet. Misal çok basit düştü ama Kur'an-ı Kerim şu dünya tarlasındaki gayretlerimizin neticesini cennette yiyeceğimiz zaman şu dünya tarlasındaki gayretlerimizin neticesini cennette yiyeceğimiz zaman bu ayeti söyleyeceğimizi anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Yani burası çok güzel. Şimdi onun için üstad burada imanı o manevi tarlaya benzetti. İman tarlasından envar-ı vücut nimetini alınca bu ayeti okudu. Yani şimdi onu dakledeyim. Anlatıyor da Kur'an-ı Kerim cenneti anlatıyor. وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارِ Cennetin bir özelliği de malumuz dünyada insan bir nimete kavuşunca aman arkadaşlar biraz önce söylediğim bir hizmet vardı güzel. Aman dedim dua edeyim de fitne girip de bu hizmet bozulmasın. İnsan dünyada bir nimete kavuşunca ilk duası ya Rabbi ağzımızın tadını bozma. Yani hakikaten Cenab-ı Hak cennette müşteriyor. Biz diyor o cennettekilerin gönüllerinden, kalplerinden bütün kin, haset, rekabet duygularını silip çıkarırız. Onu bazen diyorum ben, İhlas ve Kuvvet Risalesi'ni arkadaşlar diyorum, cennette bir yer yok. Öyle okuyorum. Lütfen dünyada okuyup dünyada tatbik edeceğiz yani. Hakikaten. Devam ediyor ayet ve diyor altından nehirler akan, bu cennetler, tecrîn-i tahîmûnenâ, altlarından nehirler akıyor. Böyle bir cennette dedikodu yok, kin yok, dert yok. Ve kal, ehl-i cennet derler ki yahu, elhamdülillâhillezî hedâna lihâ. Bize doğru yolu gösterip de yolumuzu şu cennete çıkaran Allah'a hamdolsun ya. Hakikaten. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ Allah bize hidayet edip de buranın yolunu göstermese vallahi biz kendi başımıza bulamazdık. Hakikaten. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِنَا بِالْحَقِّ Onun yaver ekremleri olan peygamberler hakkı getirdi, elimizden tuttu da biz de böyle ulaştık. Şimdi cenneti inşallah Cenab-ı Hak nasip eder de yemin edeyim ki 24. mektupta tefekkür cennetidir. Ben bugün bütün böyle bazı sıkıntılar hepsi gitti. Yani. Gitti bu da ya. Envar-ı vücud yani hakikaten. İşte Üstad Hazretleri bu manayı hatırlattıktan sonra bu ayeti söylüyor. Şimdi bu 24. mektuba göre mana veriyor. Hamdolsun o Allah'a ki imanın bu güzel nimetlerini ve envar-ı vücudunu bize hidayetiyle nasip et. Vallahi Allah bizi hidayet etmese
biz kendi akıl ve idrakimizle bunları bulamazdık. Üstad kendisi kaleme almış ya. Yapman öyle bu. Üstad bazen de sefiz ya. Üstad o yeni yeni teyler. Şimdi yine unutmadan şuyorsun bunu. Haber olur. Ha tamam hadi. Çok uzadı da ben onun için diyorum. Tamam sen ona kadar yerim. Vakami sen. لِظُهُورِ الشُّعُونَاتِ السُّبْحَانِيَّ وَالْمَشَهِدِ الْعِلْمِيَّ fıkrası ifade ediyor ki mevcudat, hususan zihayat olanlar vücud-u suriden gittikten sonra baki çok şeyleri bırakırlar, öyle giderler. İkinci remizde beyan edildiği gibi zat-ı vacib-ül vücudun kutsiyet ve istinai kemaline muvafık bir tarzda ver mektubat öyle bu sefer ve ona layık bir surette hadsiz bir muhabbet. Bir dakika. Hadi getir mektubu getir. Nihayetsiz bir şefkat. Öyle mi? Ben de şeyi çıkarayım. Ben kolay. Ve hamisen li zuhuri şuunatis. Ve hamisen li zuhuri şuunatis subhaniyye vel meşahidil ilmiyye. Fıkrası ifade ediyor ki mevcudat, hususan zihayat olanlar, vücud-u suriden gittikten sonra baki çok şeyleri bırakırlar, öyle giderler. İkinci remizde beyan edildiği gibi zat-ı vacibil vücudun kutsiyet ve istinai kemaline muvafık bir tarzda ve ona layık bir surette hadsiz bir muhabbet, nihayetsiz bir şefkat, gayetsiz bir iftihar, tabiri caiz ise mukaddes, hadsiz bir memnuniyet, bir sevinç, tabirde hata olmasın, hadsiz bir lezzeti mukaddese, bir ferah-ı münezzeh, şuunat rububiyetinde bulunur ki onların asarı bir müşahede görülüyor. İşte o şuunat İktiza ettikleri hayret nüma faaliyet içinde mevcuda tebdil ve tayin ile zeval ve fena içinde süratle sevk ediliyor. Mütemadiyen alemi şehadetten alemi gayba gönderiliyor. Ve o şunatın cilveleri altında mahlukat daimi bir seyr-i seyelan, bir hareket ve cevelan içinde çalkanmakta. Ve ehli gafletin kulaklarına vaveylâ-i firat ve zevali ve ehli hidayetin sem'ine biraz önce velvele-i zikir ve tesbihi dağıtmaktadırlar. Bu sırra binaen her bir mevcut vacib bir vücudun baki şuunatının tezahürüne belki birer medar olacak manaları, keyfiyetleri, haletleri vücutta bırakıp öyle gidiyorlar. Hem o mevcut bütün müddeti hayatında geçirdiği etvar ve ahvali İbn-i Ezeli'nin ünvanları olan İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin, Levh-i Mahfuz gibi vücudu ilmi dairelerinde vücudu haricisini temsil eden mufassal bir vücut dahi bırakır, öyle giderler. Ya, demek her fani bir vücudu terk eder, belki baki vücut, binler baki vücutları kazanır, kazandırır. Mesela nasıl harikulade bir fabrika makinasına adi bazı maddeler atılır. İçinde yanarlar, zahiren mahvolurlar. Fakat o fabrikanın imbiklerinde çok kıymetli kimya maddeleri ve edviyeler, ilaçlar teressüp eder, yığılır, kalır. Hem onun kuvvetiyle ve buharıyla o fabrikanın çatları döner. Bir taraftan kumaşları dokumasına, bir kısmı kitap basmasına, bir kısmı da şeker gibi başka kıymetli şeyleri imal etmesine medar ve vesile oluyor. Ve hakeza. Demek o adi maddelerin yanmasıyla, mevcudatın firakı zevali, zahiren mahvolmasıyla binler şeyler vücut buluyor. Demek adi bir vücut gider, âli çok vücutları irsiyet bırakır, geride bırakır. İşte şu halde o adi maddeye yazık oldu denilir mi? Fabrika sahibi neden ona acımadı, yandırdı, o sevimli maddeleri mahvetti şeklinde şikayet edilir mi? Aynen öyle de. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى خَالِكُ حَك۪يمُ وَرَح۪يمُ وَوَدُودُ Muktezai rahmet ve hikmet ve vedudiyet olarak
kainat fabrikasına hareket veriyor. Her bir vücudu faniyi çok baki vücutlara çekirdek yapar. Makasıdır Rabbaniyesine medar ve vesile eder. Şuunat-ı sultaniyesine mazhar kılar. Kalem-i kaderine mürekkep ittihaz eder. Kudretin dokumasına bir mekik yapar. Ve daha bilmediğimiz pek çok inayat-ı galiye ve makasıdır aliye için kendi faaliyet kudretiyle kainatı faaliyete getirir. Zerratı cebelana, mevcudatı seyrana, hayvanatı seyelana, seyyaratı devrana getirir. Kainatı konuşturur, ayatını ona sessiz söylettirir. Ve ona yazdırır kainata. Ve mahlukatı arziyeyi rububiyeti noktasında havayı emir ve iradesine bir nevi aş. Ve nur unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir aş. Dört aş. Ve suyu ihsan ve rahmetine başka bir aş. Ve toprağı hıfz ve ihyasına bir çeşit aş yapmış. Bu dördü de bu bahsedilenlerin hepsinde tecelli var. Ama özellikle o zikredilenlerin aşı. Yani onlarda o galiba. O aşlardan üçünü mahlukat-ı arziye üstünde gezdiriyor. Katiyen bil ki bu beş remizde ve beş işarette. Bir dakika şimdi arkadaşlar. Beş işarette. Üçüncü yoksa kardeş. Bu ben fazla vereceğim. Öyle mi? Pekala. Üçüncü yapıyor da. Yani üçüncü remiz. Üçüncü. Üçüncü işaret. Tamam buyurun. Şişaret. Ve salisa. Biraz da bahar mevsimi sual olduğu için böyle hani başında demişti ya hani zeval fırafa ne? İsmailahiyya. Hani demin ne diyordu? Hani de Rahim Hakim Medud. Burada onu daha şey böyle açık şey olacak. Buyurun. Mâ neşşis semerâti l-ukreviyye vel menâdülü sermediyye. Fıkrası ifade ediyor ki beş lafa sürmüze. İyice bir yani. Dünya bir dezgah ve bir mezrağdır. Ahiret pazarına münasip olan mahsulatı yetiştirir. Çok sözlerde ispat etmişiz. Nasıl ki cin ve insin amelleri ahiret pazarına gönderiliyor. Neden abi neden? Yani nasıl demek diyemez, nasıl biliyorsunuz? Şimdi yazılmış, şey edilmiş böyle buna malum. Öyle ise kendi halde, ona diyorsa kendi keşfiyatınız dedi. O manam böyle, bana öyle geliyor yani. Nasıl yani, nasıl geliyorsa biliyorsun böyle. Ama şu bahsi kitaplarda bir bahis yok belki yani böyle. Evet. Nasıl ki cin ve insin amelleri ahiret pazarına gönderiliyor. Orada değerlendirilecek. Öyle de dünyanın sair mevcudatı dahil. Ahiret hesabına çok vazifeler görüyorlar. Ve çok mahsulat yetiştiriyorlar. Belki küre-i arz onlar için geziyor. Belki denilebilir ki onun içindir. Bu sefine-i Rabbaniye 24 bin senelik bir mesafeyi bir senede geçip meydan haşin etrafında dönüyor. Mesela ehli cennet elbette arzu ederler ki dünya maceralarını takatür etsinler. Ve birbirine nakletsinler. Belki o maceraların levhalarını ve misallerini görmeyi çok merak ederler. Elbette sinema perdelerinde görmek gibi. O levhaları, o vakaları müşahede etseler çok mütelezziz olurlar. Her zaman naklediyoruz Kur'an-ı Kerim'de 20-30 yerde bu ehli cennetin dünyadaki ahvali hatırladıklarına dair ayetler. Evet, misalleri okumuştuk. Sure-i Saffat'tan okumuştuk geçen derste. Madem öyledir, herhalde dar-ı lezzet ve menzili saadet olan dar-ı cennette ala sururin mütekabilin işareti sermedi manzaralarda dünyevi maceraların muhaberesi ve dünyevi hadisatın manzaraları cennette bulunacaklar. Şunu inşallah seyredeceğiz. İşte bu güzel mevcudatın, işte bu güzel mevcudatın bir an görünmesiyle kaybolması ve birbiri arkasından gelip geçmesi manazır-ı sermediyeyi teşkil etmek için bir fabrika tezgahları hükmünde görünüyor. Mesela nasıl ki ehl-i medeniyet fani vaziyetlere bir nevi beka vermek.
ve ehli istikbale yadigar bırakmak için güzel veya garip vaziyetlerin suretlerini alıp sinema perdeleriyle istikbale hediye ediyor. Şimdi video çıktı. Zamanı maziyi zamanı halde ve istikbalde gösteriyor ve derc ediyorlar. Aynen öyle de şu mevcudatı bahariye ve dünyeviye de kısa bir hayat geçirdikten sonra onların sani hakimi alem-i bekaya ait gayelerini o aleme kaydetmekle beraber alem-i ebedide sermediği manzaralarda onların etvar-ı hayatlarında hayatlarının geçirdiği safhalarda gördükleri vezaif-i hayatiyeyi ve mucizat-ı sübhaniyeyi menazır-ı sermediye de kaydetmek muktezai ism-i hakim ve rahim ve vedud. Yani dünya büyük bir stüdyo. Her an çekimimiz yapılıyor, söz ve hareketlerimize dikkat. Öyleyse وَقَالِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا وَاَخْطَانَا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين سبحان من جعل حديقة أرضه مشهر صنعته محشر خلقته مظهر قدرته مدار حكمته مزهر رحمته مزرع جنته ممر المخلوقات مسيل الموجودات مكيل المصنوعات فمزين الحيوانات منقش الطيورات فمزين الحيوانات منقش الطيورات مثمر الشجرات مزهر النباتات معجزات علمه خوارق صنعه هدايا وجوده براهين لطفه دلائل الوحدة لطائف الحكمة شواهد الرحمة تبسم الأزهار من زينة الأسمار تسجع الأطيار في نسمة الأسحار تهزج الأمطار على حدود الأزهار خدود الأزهار تزين الأزهار تبرج الأسمار في هذه الجنان ترحم الوالدات على الأطفال الصغار في كل الحيوانات والإنسان تعرف ودود تعرف ودود تودد رحمن ترحم حنان تحنن منان للجن والإنسان والروح والحيوان والملك والجان